Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 11 Eylül 2023'ün ikinci videosu. Şuraya şura az önce 43 bin oldu ama birkaç abone geri çekince aboneliğini e, değişti. Tekrardan belki de bu videonun içerisinde 43 bin olabilir. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yani bu ailenin bir ferdi olduğunuz için. Var adına nasıl alamış? Sevgili RGS Yasin Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan da selamlar, sevgiler. Ee, onun nezdinde bütün Tokat'a ve bütün Tokat'ta takipçilerimize selamlar olsun. Kendisi eğer Kayseri'de denk yani Kayseri'ye denk gelirseniz ya da Kayseri'de yaşıyorsanız RGS Dent hemen Seyit Pronat'ın karşısında. RGS aslında neresinin çaprazında diyeyim size. Ee, Yasim hocam birinci katta tavsiye ederim arkadaşlar. Kendisi de sağ olsun. Dişlerimi de güzel beyazlattı. Güzel şekilli şükürlü de oldu. Tamam artık videoları pür dikkat, eğlenceli, keyifli çekebiliriz. ayrıca ben size bir müjdeyle başlayayım. Ferdi Kadıoğlu müjdesi. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde yani sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun sevinci yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi. Tahmin edin nedir iyi haber? Tabii ki de iyileşme haberi. Şimdi maçın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde can borç testlerinde yaptığımız günün ikinci idmanıyla sürdürdük. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. antrenman çift kale maçtan noktalandı. Ferdi sakatlığını atlatarak takımla beraber çalışmalarına ya, e, bugün yapılacak antrenmana devam edilecek. Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlattı takımla beraber de çalışmalara döndü. Şans verilmesi halindeki nasıl vermeyeceksin? 17 Eylül Pazar günü Antalya Spor müsabakasında ilk 11'de arkadaşlar ilk müjdemizi vermiş olalım. Aynı zamanda dişler beyazlanınca haberleri de beyazladı değil mi? Fenerbahçe'de Samet Akaydın forma bekliyor. Hocam ya. Ne yapayım abi? Haberi sunmayayım mı? Hızlı sunayım dur. Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak şu ana kadar bekleneni veremeyen taraftar tarafından da bir grup taraftar tarafından da e, beğenilmeyen Samet Akaydın lig maçlarında şans bulmak istiyor. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki stoperi Samet Akaydın teknik direktör İsmail Kartal'dan lig maçlarında forma bekliyor. Şu ana kadar bekleneni veremedi. UEFA listesine adı yazılmayan isimlerden biri oldu. Tecrübeli defans oyuncusuyla yola devam kararı çıktı. Çünkü 29 yaşındaki oyuncu Türk. Aynı mevkide Rodrigo Beka ve Alexander Cicu gibi isimler var. Ancak Luan Perez'in durumu malum. Ve Luan Perez'in durumundan dolayı e, Sa e, Samet Akaydın'la yollar ayrılmayacak arkadaşlar. Eğer Luan Perez sakat olmasaydı ya da satılsaydı ya da yerine birisi alınsaydı e, daha güzel bir şey olurdu. Neyse hayırlısı olsun. Türk en azından iki tane Türk stoperim var. Şimdi orta sahada mesela İsmail'i oynatamayacaksın Antalya maçında. Mecbur yabancı oynatacaksın orada. Hani Mert Hakan'ı e, oynatacak olursan da hani tepkilerin odağında olacaksın. Orada Crespo'yu falan oynatırsan en azından Samet ya da Serdar'dan birini stoperde deneyebilirsin. Ben hatta size bir şey söyleyeyim. Benim tahminime göre stoper ya da yok stoper kesin Türk. Hatta benim tahminime göre Ferdi, Solbek, Serdar Aziz stoperin biri. Cengiz de sağ kanat oynar. Görün bakın dediğime geleceksiniz. Burak kapacak çıkmazı. Aslında Fenerbahçe'de ne çıkmazlar var? Ne, nelerin çıkmazı var? Bence Burak kapacak mı? Nelerin çıkmazı var? Şimdi kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar. Gelecek sezon planlamasında yer almıyor Burak kapacak. E, teklif bekliyor Burak kapacak. Hani gelecek planlarında yer almayan futbolcu 2026'ya kadar kontratı var. Öncelikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon eurodan 900 bin euroya kadar düştü. Şu ana kadar doğru düzgün teklif de yok. E, satış olacak olsa Bursa Spor %25 pay alacak. Ben en çok şunu merak ettim. Bursa Spor Transfer Market. Bildiğim kadarıyla <laughs> yanlış biliyor olabilirim. Transfer cezası var diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla. Yani flash transferlerin hepsi altyapıdan. tabi ayrılıklar da var. Ee, önce onu söyleyeyim. Şimdi eğer transfer cezası olmasa. Mesela Kayseri Spor. Bunu da yazayım arkadaşlar. Kayseri Spor Transfer Market. Transfer cezası olmasa mesela. Kayseri transfer cezası olmasa Burak Kapacak, işte Emre Demir az Kayserlidir sevgili dostum. Emre Demir, Burak Kapacak bunlar da orada değerlendirilebilir. En azından hem Kayseri Spor'un işi görülür hem Fenerbahçe'nin ama maalesef Burak Kapacak olayı biraz sakat bir olay. Hayırlısı bakalım. Miguel Crespo'dan Pendik Spor'a nau nau. Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Süper Lig ekibi Pendik Spor'un talip oldu. oyuncunun ise bu teklifi reddetti öğrendi. Şimdi Pendik Spor kiralık istiyor. Öyle kiralık yok. Midsu'ya 3 veriyorsan Crespo'ya da bir 8 verirsin diyoruz. Gülüyorlar. Son gülen pet, e, iyi gülermiş. Tövbe tövbe az kalsın. Az kalsın Capster'a konu oluyorduk hani. Ağzımdan çıkıyordu birden beri. Dikkat etmek de fayda var. Yabancı oyuncu sayısını 13'e düşürmek istiyor. Birini de almak istiyor. E, haliyle Crespo'nun da gitmesin. Muhtemel sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Fenerbahçe gelir elde etmek istiyor. Hani Fenerbahçe sözleşmesini uzatıp 6 milyon euroya serbest kalır maddesi koydurmak istiyor. Ve Süper Lig'e gibi Pendik Spor talip ama oyuncumuz onu renkletti. Now now dedi. Ve en güzel en keyifli haberlerden bir tanesine geldik. Şimdi şunu da söyleyeyim. Açıkçası Ferdi'nin iyileşmesi çok güzel bir olay. Ferdi serdar diye başlarsın. Osa iyi kesip Mert Müldür oynatacağını zannetmiyorum. Hani niye Ferdi Osa Ferdi Mert Müldür desen öne Cengiz, İrfan, Emre Mordan birini koydun bir de 3. Ivakovic de oynar, Beko Ciku da oynar. Ama Ciku'nun milli takım yorgunluğunu da muhtemelen düşünecektir. İsmail Kartal olayım bir de böyle bir açıklaması var. Crespo arkadaşlar bakın. Ben de dahil, bütün duyumcularda dahil, herkes de dahil. Sercan Hamzoğlu, Yağız Sabuncuoğlu, Sabri Sarıoğlu, Cem Gariboğlu, Emre Belezoğlu. Hani hepsi dahil. Hiç kimse, hiç kimse çıkıp da ya arkadaş işte Crespo gidiyor diyemez. Kalıyor da diyemez. Bekleyin. Orada Kadıköy Sokak takipçilerine bir müjde verdim. Bilmiyorum duydunuz mu gördünüz mü? Normalde her maç sonunda arkadaşlar Fenerbahçe'mizin her maçı her resmi maçından sonra üyelik hediye ediyoruz. Yani bir farklı galip gelirsek 10 kişiye, iki farklı galip gelirsek 20 kişiye, üç farklı galip gelirsek 50 kişiye üyelik. Maçına göre hani bir farklıysa iki sayabiliyoruz, üç bile sayabiliyoruz. Bilginiz olsun. Sıradaki maçımız Antalya maçı. Artı 1 benden arkadaşlar. Yani Fenerbahçe kaç golle kazanırsa, kaç kaç farkla kazanırsa kazansın bir fark ben ekleyeceğim. İki farksa üç fark sayacağım arkadaşlar. Hocam üç farklı olursa ya da daha farklı olursa bir sonraki maça sarkacak arkadaşlar. Bir sonraki resmi maçımızda evli kişiye üyelik hediye edip bir sonraki maça sarkacağız. Oynatma listelerini açın. Açık bırakın. Bırakın arka planda oynasın. Transfer sezonu bitiyor. Hocam üye olsam neye yarayacak ya? Transfer sezonu bitiyor demeyin. Asıl duyumlar transfer sezonundan sonra başlar. Bu arada PES yamasını da topluluk kısmına attım. Bu çalışıyor, işliyor arkadaşlar. Ben bir de internetten Fenerbahçe formaları indirdim. 5 yıldızlı logoyu da 256'ya 256, 256 PNG formatına çevirip attım. Orijinal içinde vardı o formanın. <laughs> Onu da yükledim. Aynı şu forma. 4 formalı şekilde müthiş oldu. <laughs> Logo 5 yıldızlı. Ama nasıl oldu? Fenerbahçe'nin kendisini atamıyorsun çünkü lisanslı. Diğer Avrupa takımlarından Jolumbus'u aldım. Jolumbus'u değiştirdim. Fenerbahçe yaptım. Onu da Fenerbahçe yaptım. Onu da Jolumbus yaptım. Yani güzel oldu. Tavsiye ederim. Ve 2024'te sanırım ana lig yok. Ben ana lig olmayınca alasım gelmiyor. Oynayasım gelmiyor. Ben ana ligi seviyorum. Ana olacak. Ana gibi yar. Ana lig gibi oyun olmaz demişler. Neyse saçmalamayı bırakalım Fenerbahçe'nin transfer açıklaması. Şimdi sevgili arkadaşlar ben Fenerbahçe adına duyum verdiğim zaman diyorsunuz ki sıradan bir öğretmensin senin duyumuna inanmıyoruz. Şuraya inanabilirsiniz ama şura boşuna artmıyor önce bunu bilin. İkincisi şuraya inanın. Ben sol tarafımı kalbimi gösteriyorum ama bilmiyorum size sağ taraf mı gözüküyor. Kalbime inanın. Çünkü ben 3-5 tıklama için yalan söyleyecek bir adam değilim. Yorumlara bakıyorum diyor ki başlıktaki ile içerik aynı değil. İzlemeyen arkadaşlarım da bunları direkt engelleyip geçiyorum. Başlıktakinin içerik aynı değil. Çok akıllı arkadaşlarımız. Bir siz zekisiniz. Bir siz fark ettiniz. Lan ne kadar akıllısınız. Bir siz fark ettiniz. Kimse fark etmedi. Arkadaşlar da işlerimi göstereyim. Beyazladı ya. Güzel oldu. Şimdi Betty Pekin Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi. Önemli açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar bakın. Ha Fethi Pekin açıklamış. Ha Ali Koç açıklamış. Önce bunu bilin. Önce bunu bilin. 9.50'de 9 Eylül'de gerçekleştirdiği olağanüstü tüzük genel, genel kurulu toplantısı sonrasında konuşan Fethi Pekin bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne oluyor? Ne oluyor? Tarihi bir katılımla tarihi önemi olan iki tane hususta topyekun karar verdik. Bunlardan birisi tüzüğü komple değiştirdik. 7405 sayılı kanuna da uyumlu hale geldik. Arkadaşlar bakın 500 kere söyledim 499 kere sorusu geldi. Kulüpler artık de, yani Fenerbahçe Spor Kulübü artık dernek yasasında değil. Artık Fenerbahçe Spor Kulübü satılabilir. Şu an Galatasaray satılamaz. Şu an Beşiktaş satılamaz. Trabzonspor satılamaz. Ama Fenerbahçe mecburen 7405 sayılı kanuna uygun hale getirmek zorundaydı. 26 Ekim'e kadar getirdi. Hayırlı olsun. Ha diyeceksiniz hocam Fenerbahçe satılırsa tutar mısın? Abi biz Fenerbahçe'yi tutuyoruz. Şu anda da Fenerbahçe satılmış gibi değil mi? Yani düz mantık düşünelim abi. Düz mantık düşünelim. Orada bir başkan var. Başkan yerine kulübün sahibi olacak. Ha kulübün sahibi her daim taraftardır. Ama açıkçası bu düzenle baş etmek için keşke yani keşke satılsa. Keşke şu illuminati'ye üye birisi gelse kulübü satın alsa da hiçbir hakem çıkıp da hakkımı yiyemez. Yiyemese hakkımızı yiyeceğimize yani başka bir şey yiyese. Anladınız mı? Onu söyleyeyim. Dominik Livakovic Edin Ceko hemen bir WhatsApp grubu kurdu. Ceko Tadiç, Miazai'dan oluşuyor demiş. Ha bugün sosyal medyada onu da gördüm. Yok işte Ceko bilme, şey Tadiç bir parmak hareketi yapmış. O parmak hareketi Sırplara ölüm demekmiş bilmem. O da demekmiş ki işte kaynanası olmayanlar grubu, işte kaynanası olanlara ölüm falan filan. Ya 07 7 yaş grubu Galatasaray taraftar sayfalarının paylaşımlarından kusma geldi. Ya yeter. Kime düşmanlığınız ya? Ya kime düşmanlığınız? Allah aşkına ya. Kime düşmanlığınız? Biri geçmiş başkanların fotoğrafını paylaşmış. Öbürü başka bir şey yapmış. Ya biz saha içerisinde rakibiz. Saha dışarısında düşman değiliz. Bugün Allah göstermesin. Van'da nara ölse kına mı yakacaksınız? Ya Okan oğlu ölse kına mı yakacaksınız? Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerbahçe, Trabzon hepiniz üzüleceksiniz. Ya niye birbirinizi kırdırma peşindesiniz? O taraftar o taraftara kırdırma peşindesiniz. Tadiş işte diyor ırkçı, faşist bilmem ne. Orkun Kökçü olan. Lan Orkun Kökçü'nün kendi çıktığı hiçbir şey yok dedi. Utanın be. Utanın arkadaş. 3-5 tane tıklama yapacağız diye. Umurunuzu, şerefinizi satmayın ya. Ya 3-5 tıklama için şerefinizden olmayın be. Ya bunlar büyük camialar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bunlar büyük camialar. Milyonlarca insana hükmeden, milyonlarca insanın arkasından gittiği camialar. Milleti birbirine kırdırmak. Kitapsızlık bu başka bir şey değil ya. Bu vatan hainliği ya. Bu başka bir şey değil. Milleti birbirine düşürmeye kalkmayın artık yeter ya. Ya kardeşim bak ben küfürden rahatsızım. Kanala geliyorlar, espri yapıyorlar. Gır gır şamata gülüyoruz, eğleniyoruz. Bazen hak da veriyoruz. Doğru şu komik durum bu komik durum. Ama milleti birbirine kırdıran sayfaları takip etmeyin. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne başka takım. Atatürk Stadyumu ismiyle ilgili konuşmuş Fethi Pekin. Migros'tan da bir alışveriş yaptı. İkide bir de Monet'den. Fethi Pekin ikinci stadımızın ismi Atatürk Stadyumu olmasıyla ilgili. Orada ayakta oylandı. Fenerbahçe zaten böyledir. Aslında biz bu yetkiyi almak zorunda değildik. Yönetimin bu yetki yönetimin zaten bu yetkisi vardı ama biz bütün genel kurulun gücünü, desteğini arkamıza almak için bunu yaptık. Başkanımızın da dediği gibi her zaman her yerde en büyük felaket devlet büyüklerimiz de buna olumlu bakacaklardır diye ümit ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum demiş. <laughs> Şimdi 1959 öncesi TFF'nin komisyon kurulmasının hatırlatılması üzerine komisyon kurulmuş olması da önemli bir adımdır. Kendi alanlarındaki uzman insanlar, bağımsız insanlar, hakkaniyete sığan bir görüş bildireceklerdir. Bilir kişi gibi bir heyet. Sonrasında buna TFF yönetim kurulu karar verecek. Benim temennim bir an evvel sürecin hızlı bir şekilde değerlendirilip gerekirse tarafların da belgelerini almak suretiyle komisyonun raporunu bir an evvel hızlıca hazırlayıp yönetim kuruluna sunması ve yönetimin buna karar vermesi olumlu olumsuz olabilir bizim için. Olumsuz olsa bizim için hangi hukuki yollar izleyeceğimize dair yol haritamız hazırdır. O süreç başlar. Galatasaray'ın itiraz. Galatasaray'ın e, itiraz reddedildi demiş. Hayırlı olsun demiş. İnanıyorum son derece kuvvetli bizim kanıtlarımız, delillerimiz. Yurt içi, yurt dışı, emsalleriyle birlikte mevcuttur. Bundan sonra da artık komisyonun görüşünü sunması ve karara bağlanması. Bir an evvel hızlıca bunun yapılmasını istiyorum demiş. Şimdi şunu da söyleyeyim. Galatasaray'a ben şaşırıyorum. 59 öncesi saydırılmasın. Şimdi diyor ki biz 1900 bilmem 10'da 11'de mi 7-0 yendik. O zaman onu bahsetme. Ali Sami bahsetme. O zaman UEFA kupasında Galatasaray kazanmadı. Çünkü UEFA kupası diye bir kupa yok. Şu anda yürürlükte tedavülde. Saymayalım. Baba hakkıları satalım. Lefterleri satalım. Metin Oktayları satalım. Ama ya kardeşim <laughs> gerektiği gibi zaten sen neyse transfer açıklamasına gelelim. Başkanımıza ilgili yönetim kurulu arkadaşlarıma. Sportif direktörüme teşekkür ediyorum. Aynı şeyi ben de yapıyorum. Bak şu anda Galatasaraylı bazı sayfalar Ali Koç'u hedef tahtasına oturtmuşlar. Altı gelmezse satın. Bu kulübü yakın. Yıkın diye. Ama Ali Koç güzel kart aldı. Altı numara transferi konusunda. Hepsini Jortingen'in Mortingen'i yapacak. Bu sizi gazlayanlar da Galatasaraylı ha, bilginiz olsun. Hangi Fenerbahçe sayfası 6 alınmazsa Ali Koç istifa desin diyor. Bu insanları takipten çıkın. Düşünsenize babanız o güne kadar 10 tane istekte bulunmuşsunuz. 10'unu birden almış. 11. istemişsiniz. Yavrum demiş maaşım daha yatmadı. Maaşım yatınca alayım demiş. Sen de demişsin ki sen benim artık babam değilsin. Kusura bakma senin zaten baban be yani senin baban zaten o değildir. Kim olduğu da belirsizdir. Eğer böyle bir karakterdeysen. Ya teşbih de hata almasın. Ali Koç'unki de aynısı kardeşim. Onu aldı bunu aldı şunu aldı. 6 numara. Kardeşim 6 numaranın zamanı var. Bekleyin diyor bekleyin. istifa işte. Ya nasıl bir karaktersizlik istifa işte kalmam? Tadiçi ben mi aldım? Cekoyu ben mi aldım? Kimanski'yi ben mi getirdim? Fred'i ben mi aldım? Bekavyu ben mi aldım? Livakovic'i ben mi aldım? Daha sayayım mı tek tek? Bu kadar şeyi almış. Altı gelmezse istifa ederim. O zaman sen karaktersizsin. Onursuzsun o zaman. Hocam altı gelmezse istifa ederim. Onursuzlukla alakası yok. Pastanın çileği şöyle böyle. Bak bu onursuzluk. 6 gelmezse güvenmiyorum demek. Ayrı şey 6 gelmezse bütün transferleri yok sayarım demek onursuzluk benim gözümde. Bak gerçekten bu onursuzluk. Bu kadar transferi yapmış. 6 gelmezse istifadem. Diyeceksiniz ki hocam 6 gelmiyor sen yolunu yapıyorsun. Kesinlikle hayır. Yüzde 1 milyon 6 gelecek. Hatta sayfayı kapatmasına iddiaya gir falan diyorlar. O kadar ciddiler. Ben 6'nın geleceğini biliyorum eminim. O ayrı mesele. Ben buradaki davranışı yargılıyorum. Yarın bir gün yine aynısını yaparsanız gene yargılarım. Abi Allah aşkına bak sıfırdan kadro kuruyorum. Livakovic, Mert Müldür, Bekao, Ciko, Osterwolde'yi sayayım mı? O da yeni transfer gibi. Onu da sayayım. Devre arasında geldi. Osterwolde. 6 numara. Fred Şimanski kurdum. Cengiz Ünder. Tadic. Korvet'e de edince 11 tane transfer. Daha Kent de var. Daha Umar Fayet de var. Mert Müldü yani hani bilin diye söylüyorum. Anladınız mı? Umut Nayir de var. Vicdansızlık etmeyin diyorum. Anladınız mı? Yoksa altı numara gelmeyecek de yolunda bu kesinlikle böyle bir şey değil. Her şeyin üstüne inandığım her şeyin üstüne de yemin edebilirim. Aldığım duyum kütürü kereği gibi bir altı numara alınacağı. Onu da söyleyeyim. Peti Pekin'e döneyim de bitireyim. İsmail hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inanıyorum. Allah kazadan beladan sporcularımızı korusun. Amin. İpi de biz göğüsleyelim istiyoruz. Amin. 6 numarayla ilgili. 6 numarayla ilgili tüyo veremem ama 6 numara transferi olacak. Başkanımız bunu bize ifade etti diyor. Yani Sayın Ali Koç'un 6 numara alınacağını yönetim kurulu üyelerine söylediğini ifade etti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 6 numara transferiyle ilgili tüyo veremem diyor ya ben veririm tüyo. Ben verebilirim. Nereye odaklanın biliyor musunuz? Ülkenin isminde iki tane yok. İki tane aynı harften var. Yine iki tane aynı harften var ülkenin isminde. Ülkenin ismini anladınız muhtemelen. Ülkenin diginin ee, adında da mesela bizim adımız ne? Süper Lig. Lig kısmını çık süper kısmı. Orada da aynı harflerden birer tane var anladığınızı düşünüyorum. İki, o ülkenin çok köklü bir takımlarından çok köklü bir isim. Üç, o ülkedeki futbolcular içerisinde 15 artıları araştırın. Dört, 15 artılar içerisinde bunu beğenmezler, bunu beğenmezler, bunu çık. Bunu kabul eder dediğiniz bütün isimleri sıralayın. Bu isimlerden birinde ilgili küçücük bir pürüz kaldı. Bak belki iptal olabilir transfer. O yüzden net konuşmuyorum. Ama şu videoyu izleyen, beğenen, kanala abone olan herkesi tatmin edebilecek bir isim. Ulan diyeceksiniz. Ulan Ali Koç beklediğimize değdi diyeceksiniz. Gerçi siz şey dersiniz. Biz istifa işleyini başlatmayacaktık almayacaktı. İsmail ile bizi devam ettirecekti. He, bir akıllı sizsiniz. Zaten sizi herkes dinliyor. Mesela siz hashtag yazıyorsunuz ya Ali Koç istifa diye. O an Amerika'da hayat duruyor. Biden'ı kaldırıyorlar. Kalk kalk kalk. kalk, kalk diyor. <laughs> ne oluyor lan diyor. What's up, man? What do you do falan diyor. Pardon, küfürlü bir şeyler de konuşuyordun onu söylemeyeyim. Oğlum diyor bak hashtag attı eleman. Kim? Eleman hashtag attı. Ali Koç istifade Oğlum benimle ne ilgisi var? Kapatın lan ışığı yatıyorum. Saat saatin geceleyin. Namazdan sonra uyuyamadım falan diyor Joe Biden. Falan. Işığı kapatıyorlar. O kadar önemli sizin yani hashtag'iniz. Lan oğlum. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Saçmalamayın. Sizi kim ciddiye alıyor? Sizlik bir durum olsaydı. Lan biz ne hashtagler yaptık hatırlayın. Fenere üst düzey hoca. Fenere bilmem ne. Fenere şu. Fenere bu. Yani kafaya konulmuş bir şeyden bahsediyorum size. Yani sizin hashtaginizden ayrı olarak 6 numara gelecek. Ben ipuçlarını verdim. Yönetim kurulu üyemiz de müjdeyi verdi. Hayırlı olsun. E size de kanala abone olmak, beğenmek düşür. 43 bine çık kaldıydı. Bu videoda geçemedik. Bir sonraki videoda inşallah. Teşekkür ediyorum her türlü desteğiniz için. Bak şunu da söyleyeyim. Sen taraftara onursuz dedin. Diğer diyorsanız siz onursuzsunuz. Siz haysiyetsizsiniz. Siz videonun ortasında söylediğim hani millet birbirine kırdırmak isteyen karaktersizler var ya siz onlardansınız. Ben hareketin onursuz bir hareket olduğundan bahsediyorum. Bu onursuzluktur diyorum. 10 tane, 10, 12 tane, 13 tane transfer yapmış adam. Hadi Omar Fayacı sayma. Geleceğe yatırım. 12 tane transfer yapmış. Bunların 7'si 8'i üst düzey süperstar dediğimiz isimler. Hadi 5'i süper star olsun. Sen diyorsun ki 6 numara gelmesi Ali Koç istifa eder. Bu nerenin meziyeti? Bu, bu nerenin omurgası? Bu onursuzluktur benim gözümde. Ha istediğini belirtebilirsin ayrı. İste, yani gelmedi tepki koyarım ayrı. Ama bu gelmede istifa demek ben bu hareketten bahsediyorum. Kimse başka tarafa çekmesin. Videomuz sabit, açıklamalarım sabit. Görüşmek üzere.